Öncelikle burada bize destek olmak için gelen bütün Ankaralılara çok teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemek için bu zor günde yanımızda olan gazeteci meslektaşlarımıza, siyasetçilere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye hukuksuz bir operasyonla daha karşı karşıya. Daha öncekilerden farklı olarak bu operasyon bir televizyon kanalına ve bir gazeteye alenen yeni oluşturulmuş yargıçlar ve yeni oluşturulmuş yasalarla makul şüphe adı altında hiçbir delile dayanmadan yapılan bir hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluk Türkiye'nin vicdanını yaralamıştır. Buna karşı durmak için Ankara Adliyesi önünde binlerce Ankaralı, Türkiye'nin farklı yerlerinde binlerce insan tek yürek olmuştur. Bu hukuksuzluk makul şüphe adı altında bundan sonra istenilen herkesin hiçbir delile dayanmadan sadece birilerinin kafasına yatan belli şüphelerle operasyona maruz kalacakları, gözaltına alınabilecekleri bir sürece doğru gitmektedir. Bu hukuksuzluğa ses çıkarmak Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının bir görevi olmalıdır. Bir televizyon kanalında yayınlanan diziden nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini tehlikeye düşürecek bir sonuç çıkarılabiliyor? Allah aşkına 2009 senesinde yayınlanan dizinin bölümlerinden nasıl oluyor da bugün gelinen noktada bir hukuksuzluğa imza atılabiliyor? Hangi savcı ve hangi emniyet mensubu ortada delil olmazken, ortada ciddi belgeler olmazken bir televizyon kanalının dizisinden yola çıkarak bir operasyon yapabilir? Bu tam bir komedidir. Bu soruşturmada yer alan makul şüphe tanımı aslında bu soruşturmanın tamamen delilsiz ve keyfi olarak yapıldığının en büyük ispatıdır. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, bu sabah 14 Aralık sabahı yapılan muamele sadece Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'na yapılmış bir muamele değildir. 14 Aralık sabahı yapılan baskın ancak dikta rejimlerinde olabilecek ve Türk medyasının tamamına yapılmış bir saldırı olarak görmek gerekir. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Ekrem Dumanlı ve Samanyolu Televizyonu Yayın Grubu Başkanı Sayın Hidayet Karaca gibi yıllardır Türk medyasının en saygın iki ismini gözaltına almaya cüret edebilmiş bir rejime ancak dikta rejimi denebilir. Bravo! Fakat değerli arkadaşlar, 12 Aralık gününden itibaren gerek İstanbul'da Zaman Gazetesi'nin önünde, Samanyolu Televizyonu'nun önünde, gerekse bu sabahtan itibaren bütün Türkiye'de, sadece İstanbul'da değil, sadece Zaman Gazetesi'nin önünde değil, işte biz Ankara Adliyesi'nin önündeyiz, burada buluştuk. Bu tablo Türkiye'nin hak ve özgürlükler noktasında ve temel haklar konusunda asla bence geri götürülemeyeceğinin bir işaretidir. Bu mesajı da iktidar sahiplerinin en kısa sürede almaları gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nde var olmaya devam eden, bir türlü akıl erdiremediğim, hala orada var olmaya devam eden Sayın Hüseyin Çelik, Sayın Bülent Arınç gibi, ki onlar da en az benim kadar Ekrem Dumanlı'yı tanırlar, Hidayet Karaca'yı tanırlar. Bu sabah yapılan böylesine bir hukuksuz girişime sessiz kalmalarını da ayrıca kınamak istiyorum. Bir hissiyatımı daha dile getirerek sözü Zaman Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Ünal'a vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu sabah bana en çok dokunan şey kucağında bebeği olan bir hanımefendinin gözaltına alınmış olmasıdır. İnanın bütün görüntüler bir tarafa. Hidayet Karaca'nın Samanyolu Televizyonu'ndan o çıkışı, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın gazetedeki
konuşmaları onlar bir yana, ama bir hanımefendiye, kucağında çocuğu olan bir hanımefendiye çağırsanız sabahleyin gelir adliyede ifade verir. Kucağında bebeğiyle bir hanımefendiyi gözaltı emri verenlerin ben kalplerinde zerre kadar Allah korkusu olduğunu düşünmüyorum. Bu insanlık dışı bir olaydır. Sadece hukuk dışı değil, insanlık dışı bir olaydır. Ama Türkiye'nin bu zor günleri aşacağını, bu sadece gazetecilerin bir meselesi değildir arkadaşlar. Türkiye'de hak ve özgürlükler, demokrasi, milli irade diyorlar. Milli irade sabahın köründe kucağında bebeği olan bir hanımefendi gözaltına alma yetkisi vermez arkadaşlar. Bu ancak faşist rejimlerde olur. Çok teşekkür ederim desteğiniz için. Bugün 14 Aralık 2014 Türk demokrasisi için kara bir gün. Türkiye'nin hak etmediği bir gün. Türkiye'ye yakışmayan bir gün. Avrupa Birliği tam üyelik müzakereleri yapan bir ülke, Brüksel'e doğru yolculuk yapan bir ülkenin geldiği nokta maalesef Zaman ve Samanyolu Televizyonu'na ve bir dizinin yargı konusu, soruşturma konusu olabilmesidir. Bunu kabul etmek mümkün değil. Ben 25 yıldır bu gazete çalışanıyım. Yıllardır da gazetede idarecilik yapıyorum. Bütün bu arkadaşları tanıyorum. Samanyolu'daki arkadaşları çok yakından tanıyorum. Birlikte çalıştık. Bu arkadaşlar adına kefilim. Suçun kenarından bile dolaşmamış arkadaşlar. Ya biz gazete ve televizyon olarak kendimize güveniyoruz. Verilemeyecek hesabımız yok. Başımız dik, alnımız ak. Tek üzüntümüz Türkiye için. Ya Türkiye'nin hak ettiği bir görüntü değil bu.